Kemik iliği kanseri, kan kanseri diyoruz ya, kanser diye bahsettiğimiz şey ne? Kanser dediğimiz şey aslında standart fonksiyonlarını unutarak fonksiyon dışına çıkmış ve durdurulamaz bir çoğalma yetisine sahip olmuş hücrelerin meydana getirdiği bir hastalık. Bir kere şunu herkes çok net olarak bilsin. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar hayatları boyunca en az 50-60 kez kanser olurlar. Çok enteresan. Bütün yaşayan insanlar için bunu söylüyorum. Yani genellikle hep şöyle zannedilir. İşte Ahmet Bey kanser olmuş, duydun mu? Ya da işte Ayşe Hanım, bak yazık çok genç yaşta kanser olmuş. Hayır. Kanser herkeste, kanser hücresi hayatının boyunca herkeste kanser hücresi oluşur. 50-60 kere olabilecek. En az 50-60 kere. Şöyle bir güzel deney vardı. Biraz basitleştirerek anlatayım. 1980'li yılların güzel bir deneyi. Bir grup fareyi alıyorlar. 5 tanesini bir yere ayıyorlar. Aynı fare, aynı soy, aynı özellikle farenin diğer 5'ini de bir yere koyuyorlar. Evet. Bir gruba bağışıklık baskılayıcı veriyorlar. Diğer gruba normal. Bağışıklığı baskılanan farelerde aynı süre içerisinde 150 çeşit kanser çıkıyor. Bu şunu gösteriyor ki, aslında kanser herkeste oluşuyor. Fakat bağışıklık sistemi onu sürekli kontrol altında tutuyor ve yok etmeyi başarıyor. Kim kanser hastalığı oluyor? Kim kanser kliniği geliştiriyor? İşte bağışıklığın kontrolünden bir şekilde kaçmayı başaran, hayatımız boyunca 150 kez kanser hücresi oluşuyor bizde. Bunlardan bir tanesi o kontrolden dışarıya çıktığı andan itibaren hemen sayısı 2, 4, 8, 16, 32 gibi belli bir miktara ulaşıyor. Ve çevresinde bir koruyucu tabaka oluşturuyor. Artık bağışıklık da ona bir şey yapamaz. Ve kişi artık bildiğimiz kanser hastası olmuştur. Hocam bu bahsettiğiniz kemik iliği ve hematolojik değerler yoksa genel... Bütün kanserler için böyle. Yani bir yanılgı var. Sanki hiç kimse kanser olmuyor gibi. Hayır, hepimizde kanserli hücreler her zaman oluşur. Yoldan çıkmaya meyilli hücre grubunda. Her zaman oluşur. Çünkü biliyoruz ki yaşam yenilenmeyle mevcut. Yani biz bu yaşa geldiysek sürekli bir grup hücremiz öldü ve onun yerine yenileri yapıldı. Ölüm ve yapım arasında hücreler sürekli çoğalır, ikiye bölünür, çoğalır ama bu esnada daima bir hata olur. Bu hatanın parçası sonucu yani ya bu hatanın sonucunda. Hatalı ürünlerin temizlenmesi gerekir. Bir kısmı temizlenemez ve çünkü hata çok küçüktür, sistem onu algılayamaz evet. Ve o kanser hücresi haline gelir. Ya da çoğalma esnasında değil, normal yaşamınız esnasında aldığınız arkadaşınızı hasta eden bir virüs, örneğin çok iyi bildiğimiz bizim halk arasındaki ismini öpücük hastalığı denen Epstein-Barr virüsü, toplumdaki 100 insanın 80'i bu virüsü taşır. Hepimiz, yani muhtemelen bu stüdyodakileri evet, şöyle bir sayarsak, olarak, memleket evet, olarak severiz. Bu 10 kişiden 8'i bu virüsü taşıyoruz hepimiz. Evet. Ama bu virüs bazı insanlarda bağışıklık bariyerini aşarak DNA'mıza içerisine entegre olur. Olduğu andan itibaren de orada küçük değişiklikler yapar. Ve bu da bizim karşımıza lenf bezi kanseri olarak gelir. Dolayısıyla bir bölünme esnasında olan hatalar ya da değişik virüs, radyasyon, kimyasal ajanlar DNA'da meydana getirdikleri değişikliklerin sonucunda o hücrenin kontrol dışına çıkmasını sağlar. Ama bu her zaman bizi kanser yapmaz. Evet. Bu değişikliği bağışıklık fark ettiğinde hemen gider hocayı yakalar ve yok eder. Ama diyelim ki bağışıklığınız o gün, kanser hücresinin oluştuğu gün başka bir şeyle uğraşıyor. Şöyle bir yanlış algılama da olmasın. Şunu demeye çalışıyorum. Bağışıklığı hep üzülmek bozar. Hayır, evet. Hayır. Tam tersine çok fazla neşeliyseniz de bozulur bağışıklığınız. Evet, çok enteresan. Tabii bir ki. Çok enteresan. Bu sevinçli ya da üzgün olmamızın altında birkaç hormon. İşte bunlardan bir tanesi endorfinlerdir. Endorfinlerinizi fazla salgılarsanız bağışıklığınız kötü etkilenir. Mutluluk da bir endorfin salgısıdır. Yani abartmamak da lazım neşeyi. Evet. Yani, çok güldük başımıza bir şey gelecek lafı doğruymuş. Çok doğru. Yani uçta yaşadığınız an evet. Başınıza her şey gelebilir. Ama uçta yaşamak mümkün değil. Doğanın bir parçası. Yani biz daima ya üzüleceğiz. Evet. Ya sevineceğiz. Arada bir standart gideceğiz. Ama bu iki artı ile eksi arasında hep gidip geleceğiz. Yaşam bu zaten. Evet. Ve bu arada da işte bu gidiş gelişler esnasında bağışıklık etkilendiği an bir kanser hücresi oluştuğunda onu kontrol edecek bir şey kalmaz. Çünkü başka bir şeyle uğraşıyor bağışıklık sistemi. Ya da o arada vücudunuza bir mikrop girdi. Onunla uğraşıyor. Sizi evet. Arkada bıraktı. Kanser hücresi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 belli bir sayıya ulaştı.
O andan itibaren çevreye bir grup kimyasal salgılamaya başlar. Bağışıklık ona döndüğünde der ki, bir dakika niye saldırıyorsun? Kimyasalları bağışıklık sistemi kur. Bu bizim, buna bir şey yapmayalım. Artık bir kanser hastasıyız demektir.